Omuzun kapalı ameliyatlarının en önemli farkı omuzu fazla açmadan, yani cerrahi anlamda küçük bir kesiyle omuz ekleminin içerisini, omuz eklemindeki kasların üst kısmını, omuzun ön, arka, alt kısımlarını çok rahat görüntüleyebiliyoruz. Şimdi bir cerrahi, yani anatomik açıdan baktığınız zaman bu bölgeler çevresi damar sinirden zengin bölgeler. Bu bölgeleri açık bir şekilde görüntülemek neredeyse imkansıza yakındır. O yüzden omuzun kapalı ameliyatları bir kere ilk etapta görüntüleme, yani hastalığın menşeini, kökenini görme açısından çok çok önemli. Görüntülemeden sonra bir ikinci aşama muayene açısından çok çok önemli. Yani siz bir açık ameliyatla omuz içerisindeki kıkırdakları muayene edemezsiniz. O bölgeye ulaşmak için birçok yapıyı kesmeniz gerekir. Fakat kapalı ameliyatta neredeyse hiç zarar vermeden, çok az zarar vererek diyeyim, eklem içerisinde görüntüleyip bu muayeneyi yapmamız mümkün. Ve yine bir aşama ötesine geçtiğimizde muayene ettiğimiz ve hastalıklı olarak bulduğumuz, hastanın ağrısına sebep olan, hareket kısıtlılığına, fonksiyonlarının azalmasına ya da kısıtlanmasına sebep olan o hastalığı rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Bunların içerisinde kıkırdak yırtıkları var, omuzun derin kaslarının yırtıkları var. Omuz içerisindeki kıkırdak problemlerinin toparlanması var. Omuzun ön kas gruplarının sık görülen, işte tamir edilmesi ya da kemiğe yapıştırılması, tenodez dediğimiz ameliyatlar var. Sporcularla ilgili tekrarlayan çıkıkların tedavisi var. Bankart ameliyatı dediğimiz. Ya da bunun daha ileri aşaması olan işte letarji ameliyatları dediğimiz kemiklerin nakilleri var. Bu çıkıklardan hastaları kurtarmak şeklinde yaptığımız ameliyatlar var. Ve kapalı ameliyatlarda rehabilitasyon, normal hayata dönüş açık ameliyatlara göre çok daha çabuk olmakta. Belki en önemli farkı da bu olarak işaretlenebilir, altı çizilebilir. Onun dışında şunu söyleyeyim, güncel olarak artık açık ameliyatlardan yavaş yavaş neredeyse vazgeçilme aşamasına geldi. Omuzun kırıkları dahi küçük kesilerden yapılmaya çalışılıyor. Çünkü omuz eklemi, dirsek eklemiyle beraber tırnak içinde çabuk küsen eklemlerdir. Bu eklemlerin kapsülü kesildiği zaman hareket kısıtlılıklarına, ameliyat sonrası hareket kısıtlanmalarına açık eklemler olduğu için kapalı ameliyatların neredeyse farkları, artıları saymakla bitmeyecek derecede fazladır.